Şaşırdım birden seni görünce. Ben de çok şaşırdım. Sen... Önce sen sor. Yok ya, sen sor. Yok yok. Önce sen sor. Sen sor. Benimki öyle çok önemli bir şey değildi. Şey... Yani... Siz... Yani. Keşke önce ben sorsaydım. Yani birden görünce ne bileyim... ...şaşırdım. Ben de öyle. Çok tuhaf oldum. Çok garip. Bak, ben tek tek sorayım. Belki o zaman başarılı olurum. Tamam. Döndünüz mü? Yani kısa bir süreliğine döndük. Buradan Alaçatı'ya geçeceğiz. Babamın biraz işleri var. Yani sık sık gidip gelecek İstanbul'a. O yüzden yakın olmamızı istedi. Anladım. Ne kadar değişmişsin. Nasıl yani? Yani görünüşün, konuşman. Sen de. Sen de görmeyeli çok değişmişsin. Yani... Zaten güzeldin, daha da güzelleşmişsin. Teşekkür ederim. Ne kadar çok uzun zaman oldu. Çok garip değil mi? 10 yıl 4 ay oldu. O kadar oldu mu ya? Ben saymadım. Ben de duvara çentik atmadım zaten. Oldu herhalde. Ama sanki hiç o kadar olmamış gibi. Evet. Sanki sen hiç gitmemişsin. Hep burada kalmışsın. Garip. Rüzgar bastı gitti. Ya abim yüzünden nişanım berbat olacak, delireceğim. Fethi Ayman suçlama. Arif beni dansı kaldırmak istedi de ona biraz bozuldu. Arif'ten ona neymiş? Bilmem. Vallahi ben de anlamadım. Birden sinirlendi. Neyse ben gidip Rüzgar'ı bulacağım. Ne yapıyorsun burada böyle gecenin bu saati? Yürüyordum. Böyle takım elbiseyle mi yürüyordun? Ha. Sen nişanda mıydın? Nişan mı? Ne nişanı? Meydanda nişan vardı. Gördük. Ha, o nişan. Evet, evet. Oradaydım. Kim nişanlanıyor? Sıkma canını be köfte. Bu fettah şerefsizinin ne mal olduğunu herkes biliyor. Haklısın be Freddy. Unuttum bile be ya. Köfettah var ya... Rüzgar'a dua etsin, benden önce girdi araya. Yoksa? Yoksa pataklardım onu ben. Ne yapardın Osman? Beni bilirsin, ben eski boksörüm, boks. Boks yapardın Osman. Boks yapardın.
yürüdük. Ya onu bunu bırak da benim karnım sırtımı yapıştı. Şunlardan iki tane atıyorum atıyorum ağzıma doymuyorum be. Değil mi ya? Şöyle kanepe falan olsaydı ne güzel giderdi. Kanepe mi yiyeceğiz? Tahta kurusu muyuz biz be ya? Bana bak. Kanepenin ne olduğunu bilmiyorum demeyin bana sakın. De biliyoruz biz pilot da üstüne oturmayı tercih ediyoruz. Ta Allah'ım yarabbim be. Şaka takıldık Freddy. Yedin mi? Allah bu ne? Şaka ya. Niye? Oo. Kanepe şey değil mi? Çöpte şey. Şiş gibi. Neyse artık kanepe niyetini yedik bunu. Kanepe. Duyurmuyor ama kesiyor. Ver Osman dünyaları ilk. Rüzgar kim nişanlanıyor söylemedin hala. Esra. Rüzgar. İnsan kendi nişanında hiç ortalardan kaybolur mu? Günce. Esra. Ben şaşırdım birden seni böyle görünce. Ne oldu döndünüz mü? Döndük. Kısa bir süreliğine döndük. Ha kısa bir süreyse iyi güzel. Bizim de nişanımız vardı. Pasta kesecektik. Pasta yemek ister misin? Gel. Çok tebrik ederim yani. Kimse söylememişti nişanım bana size ait olduğunu. Ha, şimdi öğrendin işte. Hayatım, bizi beklerler. Gidelim pastamızı keselim ha? Benim de zaten gitmem lazım. Öyle bir hava almaya çıkmıştım. Havanı da aldım. Tebrik ederim tekrar. Hadi gidelim, gel. Beklerler bizi, gel. Gel hayatım, gel. Oktay enişten böyle beyazları giymiş. Benim belim bu kadar o zaman. 45 kiloyum, bak düşün bu kadar. Çok romantik. Ben yatıyorum. İyi geceler herkese. İyi geceler kızım. Ben de yatayım teyze ya. Zaten yorgunum hem. Konuş onunla biraz. Tamam canım. Hadi iyi geceler. Hayatım. Hadi. Sen de kapat artık bunu biz de hadi yatalım. Ya bir şey takıldı aklıma. Şu hesapları kontrol edip geliyorum. Sen git yat. Geç kalmam hadi. Maşallah başkanım. Ay, dinlerim. Nişan pastası da maşallah kat kat. Ya imar izni almak kolay oldu mu bunu? Alemsin ya Murat. Ben belediye başkanıyım. Bu kadar torpil bulacak elbet. Darısı bizim tarlaların başına. Sırasını şimdi Reşat. Esra, Rüzgar. Alın bakalım bıçağı. Al bıçağı. Ama ellerinizi de birbirine tutturun. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi yiyin bakalım pastada. Adettendir oğlum. Yere düşürmeden yerseniz ömür boyu mutlu olurmuşsunuz. Fikri. Hı? Ne kadar romantik değil mi?
anlat bakalım, ne oldu? Dedim ya bir şey olmadı diye. Günce! Ne? Dışarıda bir şey olmadığını külahıma anlat istersen. Ya telefon falan mı geldi birinden? Ay ne oldu, anlasana, çatlayacağım ya. Aman yok ya. Yürürken sahilde rüzgarla karşılaştım. Ne? Oha Nez. Ay dakika bir, gol bir ya. Şok oldu mu seni görünce? Oldu oldu, tam şok oldu. Ay. Romantik filmler gibi. Güzel kız büyümüş, serpilmiş, kasabasına geri döner. Taşralı genç ise onu Gündenli sahillerinde bekliyordur. Ay anlatsana kızım ya. Tatlım aslında daha çok gerilimli korku filmi gibiydi sanki. Yakışıklı çocuğun nişanlısı bir anda ikilinin enselerinde biter. Ne? Nişanlısı mı varmış? Oo, melodrama dönüyor sayın seyirciler, sıkı tutunun. Üf, dalga geçme ya. Yani alt tarafı bir karşılaşmaydı işte. Şans yani, tesadüf. Bu gördüğümüz nişan vardı ya meydanda. Onların nişanıymış. Nasıl yani? Şimdi Rüzgar kendi nişanından çıkıp sahilde mi dolaşıyormuş? İşte ben de onu anlamadım. Zaten sonrasında Esra geldi, nişanlısı. Ay aşkım pasta keseceğiz bilmem ne falan diye alıp götürdü çocuğu. Yedik sanki. Vay vay vay. Kıskançlık, aşk, nefret, korku. Hepsi bir arada. Bu sezon Gündendi kasabasında. Ya saçmalama ya. Yani alt tarafı yıllar önce iki kere dondurma yemişiz. 3-5 kere de bisiklete binmişiz. Ay bana bak. Bu çocuk gittiğin günden beri seni sahilde bekliyor olmasın? Aman sen biraz susar mısın ya? Artık. Düşünme artık suratını be ya. Biliyorum. Esra ile nişanlanmayı sırf Rüya'yı Fettah şerefsiz ile evlendirmesin diye kabul ettin ama tamam. Ulan oldu artık. Canım ondan sıkkın değil ki. Neyden sıkkın canım? Günce dönmüş. Aa, ne? Nasıl dönmüş? Dönüşü muhteşem olmuş. Sana ne be? Bir sus, adamın kafasını karıştırma. İki dakika ayaküstü konuşabildik. Sonra Esra geldi yanımıza. Aferin. Kızın şansına sahip çıkıyor. Takdir ettim bak. Kimin nişanı diye sordum. Hiçbir şey söyleyemedim. Sonra Esra geldi yanımıza. Her şey ortaya çıktı. Ne tepki verdi Günce? Bozuldu ama belli etmemeye çalıştı. Tebrik etti gitti. Adaş, sen ne hissettin Günce'yi görünce? Sildim sanıyordum. Ne dedim be? Ne dedim? Hala ne dedim diyorum ya. Ne dedim ben? Rüzgar. Allah'ım yarabbim. Hayırlı sabahlar. Hayırlı işler Aslan abi. Hayırlı işler manav. Günaydın Aslan abi. Temaları dükkanın yanına koy. Zabıta Fikri kesi kesi vereceğiz acıkları. Tamam tamam. İşte böyle şaşkın halkım. Bizi seçmezseniz çok ağlarsınız da. Reylerinizi Servet Başkan'a verirken aklınız neredeydi? Çağlayız abi hemen politika yapma gözünü seve. Bizim iktidarımızda hiç böyle olmayacaktı bu işler. Olmayacak. Hayırlı işler Gündendi esnafı. Hayırlı başkan lafın üstüne gelir be. Başkanım
Gelin bir günaydın kahvesi içelim be. Yok be, belediyede bir sürü işim var. Alacağım olsun sonra içeriz. Başkanım, sizi görmüşken ben bu belediye elemanından şikayetçiyim. Hangi elemandan be ya? Kaç tane eleman var be? Olur mu öyle şey be? Ya bunun zabıta amiri var, fen işleri müdürü var, şoförü var, danışmanı var. Hangisini dersin? Bunlar aynı kişi değil mi be? Sen Fikri Sabit'i dersin. Sabit'i Fikri'yi diyeyim tabii. Başka eleman mı? Öyle desene be ya. Nasıl öyle diyeyim? Öyle dedim ya be. Dedin mi? Öyle dedim. Öyle mi dedin? Öyle demedim mi? Öyle dedim. Öyle dedim. Girdiler bunlar Trakya kısı düngüsüne. Başkan daha bugün belediyeye gidemez. Bitmez daha bu muhabbet. Yine konuşursunuz orada be. Seçilememiş kapçık cücükleri. Sen vatandaşın maruzatına kulak ver. Bizi bırak da seçilmiş başkan. Öyle be. Sizden uğraşamam. Dünya kadar işim var benim. Kız kaç maydanozla. Aydalı da gitti gene be. Telefonumuzu bitiremedik. Gör işte gör. Kör halkım. Bizi seçmezseniz haliniz Arap'tır böyle. Arap'tır. Çağlayız abi. Ayrık bir şeysin ya. Gel ben sana. Olur. Rüya, kızım. Abin kalkmadı mı da? Nişan yorgunluğu baba. O değil de abim dün bir oynadı. Ne kendi nişanı değil mi kızım? Oynayacak tabii. Nerede oynayacak başka? Gerçi yüzü sirke satıyordu keratanın ama olsun. Bu da bir şeydir. Kahkaha gene surat bir karış. Ne yapacağız bunu böyle Reşat'cığım bilmiyorum yani. Günaydın. Akşam çok yorulmuşum. Ancak kalkabildim. Günaydın oğlum. Bak önce itiraz etti ama nişandan sonra keyfi yerine geldi keratanın. Günaydın çocuğum. Abi hayırdır? Nişan sonrası mutluluğu mu bu? Yok kızım ya. Benim normal halim bu. Sen soy bakalım o fasulyeleri. Hadi. Ay soyuyorum. Bu arada size büyük bir haberim var. Günceler geri döndü. Bahçe çok kötü halde İnci. Kasabadan birini bulmak lazım. Buluruz hayatım. Hadi gel kahvaltı yapalım. Çok acıktım ben. Kızlar uyanmadı mı daha? Uyandılar. Banyodalar. Şimdi bunlar kendi kendilerine bir görev dağılımı yapmışlar. Birbirlerini bekliyorlar. Banyodan yılan ya da fare çıkarsa öteki gelip sana haber verecek. Sen de böyle kazmanla gidip onları yallam. Günaydın. 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 Yılansız faresiz atlattığımız ilk sabahımıza uyandık çok şükür. Şimdi kızlar ben evi topladıktan sonra alışverişe gideceğim çarşıya. Babanız da bahçe için birilerini bulmaya kasabaya inecek. Siz de kendinize göre bir plan yapın. Biz de gidip kumsalı keşfedelim o zaman. Hem güneşlenmiş oluruz. Ay şahane olur. Bu kasabayla ilgili zaten sevebileceğim tek şey burada yatmaktan başka yapacak hiçbir şey olmamız. Eğer yapacak bir şey arıyorsanız bahçedeki otları temizleyebilirsiniz. Ay. Yok yani yok baba biz almayalım. Eminim bu bahçeyi çok iyi temizleyecek birileri vardır. O yüzden kimseyi işinden etmeye gerek yok bence. oğlum bu kasaba bırakmaz insanı. Bir gün herkes döner buraya. Aynen öyle babacığım. Aynen öyle. Maşallah bakıyorum baba oğul pek mutlusunuz yani. Selma ne diyorsun anlamadım. Yani nişandan sonra herkesin keyfi yerinde. Ne var bunda? Ne var bunda? Ben de onu diyorum zaten yani. Nişan diyorum, bahane diyorum yani. Anladım ben her şeyin farkındayım Reşat'cığım. Haydi be Selma. Ha, güncele incele havalarda uçuşuyor. Hani senin bu şenliğinin sebebini ben biliyorum yani. Anne, sen karışma. Aman be Selma. Reşat. Reşat ne? Ya çocukken olmuş bitmiş bir meseleyi koskoca kadın oldun kafana takıyorsun be ya. Buradan hiç öyle görünmüyor Reşat'cığım, hiç öyle görünmüyor. Ay be Selma, ay be Selma ya. Tadım tuzum kalmadı. Allah canımı alsın benim be ya. Bağırma. Fikri, meydanda dükkanların önünden geçemez oldum, adım atamam artık. Neden başkanım? Yıkayın başlarına dükkanları. Fikri, adamlar senin zalimliğinden şikayet eder.
Sen hala dersin yıkayın başlarına. Seçimde kimden oy isteyeceğiz? Biraz alttan al. İdare et. Anlaşıldı başkanım. Öbür mesele ne oldu? Kiraz şeysi. Kiraz neyse başkanım. Fikri. Fikirsiz Fikri. Bu konu çok önemli. Hizmettir bu, hizmet. De hangi konu be ya? Hangi konu be ya? Yayılmışsın oraya. Oturursun öyle. Toparlan biraz. Bulgar somyası gibi. Anlaşıldı. Doğru. Kiraz festivali derim. Öyle söylesene başkanım be ya. Öyle dedim ya. Öyle mi dedin? Öyle demedin mi? Öyle böyle dedin. Tamam tamam kes kes. Koskoca kiraz festivali organize ederiz buradan. Daha bir salaşı bulamadık, sen hala çan çan konuşursun. Şeye bak. Çanakkale'de benim bir asker arkadaşım vardı. Vallahi kırmızı taşı. Çağırayım mı onu? Öyle salaşıyı deden de çağırır. Herkesin tanıdığı meşhur birini çağırmamız lazım. Mustafa Topaloğlu olsa ya. Şimdi yaz geldi. O kim bilir hangi galakside tatil yapar. E buldum. Safiye ile Fahri'yi çağıralım. Ama ikisi pahalı olur be. Birini alsak. Olmaz başkanım ya. Takım bozuk muydu? Hepten yalan olur. Dur dersin. İleride bulacağız ya. Aa, üstüne vurdum. Bunu çağıralım be. Yakışıklı çocuk. Aslan gibi. Bak. Kim bu ya? Burak Kut. Bizim Elmas'la Esra da buna bayıldım. Çok severler ben. Öyle mi? Yakışıklı olan. Eline sağlık. Esra. Kız nişanlandın, evleneceksin. Şu kahvede bir damla köpük yok. Şuradan bir deterjan ver de acık köpürteyim. Ay çok komik. İç. Kızım, senin şu halan var ya, vallahi beni bir gün gülmekten öldürecek, demedi deme. Sen nerede gördün ki benim halamı sabah sabah? Fırında. Daha doğrusu fırında da değil, arka sokağında. Köşeye saklanmış. Ne yapıyor ki öyle arka sokaklarda gizli gizli? Fırından poğaçaları almış, evden de kalıpları götürmüş, içine dolduruyor. Beni görünce el ayağına dolaşıverdi. Ben bunu uzaktan gördüm. Elmas'ım ablam, sen orada ne yapıyorsun kız dedim. Beni görünce döke saça nasıl kaçtı bir görsen. Bana bak. Hı. O poğaçaların sahibi Fikri. Ay. Fikri bunu alsın diye evde poğaça, börek, onların hepsini geçtim. Neredeyse uzay mekiği yapacak o derece yani. Burak tutmuş. Tipe bak. Abi. Elmar. Sen ne işi var burada be? Evim acıkmışsınızdır dedim, poğaça yaptım getirdim. Ya daha demin kahvaltı etmedik mi? Ettik. Ama çok enerji harcarsınız dedim, poğaça yerseniz daha bir iyi olur dedim. Vallahi Elmas Hanım çok doğru söyledi başkanım. Ben mesela aşıktan süzüldüm gittim mesela. Sen süzüldün ya. Şu gübeye bak, şu gübeye dombili dombili götürürsün her şeyi. Gerçekten çok profesyonel işi görünüyor. Yıkılıyor vallahi, helal olsun. Sabahtan akşama tabii zabıt zabıt dolaşırsınız dedim. Enerji gerekir. Yiyin poğaça dedim. Abi sen de ye. Elmas. Abi. Poğaçaları verdin, hadi git. Hadi. Değil mi? Ayrı günler, ayrı çalışmalar dilerim. Hadi. 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 Teza abla yoluna. Ağla olsun. Allah canım ağzını çiğne beni be. Başkanım şey derim hani, poğaça çiğnendikçe güzel olur. Çiğnemeyen bir pişmanlık tadı. Yersen. Bizim bu nişan ne kadar sürecek? Kudret. Dayanamadı değil mi? Vallahi ben nişanda onun gözünden anladım. Ay ne anlıyorsun sen Kudret'in gözünden? Aptal, onun gözünden bir şey anlaşılıyor mu? O değil. Günce gelmiş. Günce mi gelmiş? Arkadaşım.
Bana bunun bir şaka olduğunu söyle lütfen. Bu nasıl şans? Teşekkür ederim arkadaşım. İçimi ferahlattın. Kız sosyetenin ne işi var gündendi de? Ay ne bileyim işte. Dün Rüzgar'a bakayım diye çıktım. Bir de baktım ki Günce ile Rüzgar böyle konuşuyorlar. Oo. Oo ne Selda, oo ne Selda. Yeni karşılaşmışlardı. Yani? Yani herhalde. Yani umarım Allah'ım. Bana bak. Bunlar araşıp buluşmasınlar. Ay yok canım. O kadar da değil. Çocuk da şaşırmıştır zaten. Çocukluk aşkı. Sen dur nişan günü karşısına çık. Bana bak. Bu Rüzgar nişanı atmaz değil mi? Ay yok arkadaşım yok. Olmaz öyle şey. O zaten babasına karşı gelmez. Esra. Hı? Sen Rüzgar'a karşı zaten bir şey hissetmiyorsun ki. Ne o yüzüğü takınca havalara girdin sen? Ay ne alakası var Selda havaya girmekle falan? Ben öyle bir an kendimi ikinci kadın falan gibi hissetmeye başladım. O İstanbullu gelmiş böyle saçlarını savuruyor falan. Ben gördüm. Ben gördüm o Günce'nin Rüzgar'a bakışlarını. Ay içimi kararttın arkadaşım. Yok öyle bir şey yok. Ben senin bir falına bakayım ha. Nasıl güzel kalabalık var ya bu senin düğünün. Gelinliğini görüyor musun kız nasıl güzel? Ay Selda ne gelinliği ne düğünü. Ben kaçacağım diyorum sana kaçacağım. Aynısını diyorum arkadaşım. Aha sana yol. Kaçıyorsun kız. Kaçıyorum kaçıyorum. Tamam bu kadar yeter. İç şu kahveni. Bitireceğim. Gel otur be. Bu sene yaz gelmeyecek galiba anda köfte. Daha ne gelmeyecek? Bu insanlar kardan adam be ya. E ben dondurma satamıyorum. Rezidans mı dikeceksin? Bugün satmazsan yarın satarsın. E ben taşmayacağım be. Taş yeme tost ye. Hiç para harcamıyorsun. Tost ye şekerin düşmüş. Tost yapayım sana. Otur otur. Hiç gerek yok. Rüzgara canım sıkıldı. Zaten gerginim de. Günce geldi işleri iyice karıştı. Biliyorum biliyorum. Da nasıl yardım edeceğiz bu çocuğa onu bilmiyorum. Merhaba, hoş geldiniz Günce. Buyurun oturun. Bak lan oradan. Arkadaşım, buyurun geç oturun. Ay yok ya, oturun oturun. Geç ya. Siz oturuyordunuz ama. Ben oturuyordum da lafı olmaz. Ben zaten dondurma pazarlama işiyle iştikler ediyorum. Gitmem lazım, işler bekler beni. Arif'cim, birer tane sade kahve alalım mı? Tabii, hemen size yapayım. Güzel birer tane kahve. Artık hadi görüşürüz. Hadi hadi görüşürüz hadi. Şişt, bana bak. Bana bak. Duruyorsun orada bakıyorsun insanların yüzüne yüzüne. Hadi yürü git be ya. Tamam gidiyorum ya. Hadi git. Hadi git. Bakıyor oradan. İyi günler hanımefendi. Kızım şaka mı bu ya? Bu ne ya? Ah, İnci, hoş geldin. Ay, hediye. Ya canım benim. Ay canım benim. Ah tabii ya. Burası senin annenin dükkanıydı. İki sene oldu anneciğimi kaybettik. Ben de İstanbul'dan geldim. E işte ne yapalım, geçinip gidiyoruz. Çok üzüldüm hayatım, başın sağ olsun. Sağ ol canım. Aa, seni hangi rüzgar attı buralara ha? Ama ne bilelim işte, tatil yapalım dedik. Buranın oksijeni, suyu, havası bambaşka. Bunlar ne kadar güzelmiş. Ya ben yaptım bak. Hediye Hanım, rica etsem bir toplu iğneniz var mı? Toplu iğne mi? Olur. Reşat. İnci, tanıyamadım vallahi. Ne işin var senin burada? Nasıl tanıyamadın? 24 saatte bütün köy duydu. Sen duyamadın mı geldiğimi? İyiyim işte, buralara geldik bakalım öyle bir tatil olsun diye. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Her şey yolunda.
bizim oğlanı nişanladık dün gece burada Servet'in kızıyla. Ya biz burada gördük sizindi demek. Ay hayırlı uğurlu olsun, tamamına ersin. Çok sevindim. Sağ ol, sağ ol. Amin. İyi gördüm seni. İyi bakıyorsana Selma. Oktay da sana iyi bakmış. Yani bakıyormuş, bakmış yani. Reşat Bey, toplu iğne. Bir tane değil mi? Evet. Sağ olun. Ne iyi oluyor böyle eskileri görmek. Ya insan hiç sanki hiçbir şey değişmemiş, ya. Hiç büyümemişsin gibi geliyor valla. Keşke hiç büyümeseydik beyinci. Akşam al Selma'yı bize gelin çaya. Olur, olur. Hem oturur konuşuruz, neler oldu biz yokken onları anlatırsınız. Hı? Olur, geliriz. Bekliyorum muhakkak. Görüşmek üzere, kolay gelsin Hediye. Hoşça kal İnci. Çakma sosyete seni. Reşat Bey, ne için kullanacaktın iğneyi? Paçam, paçam sökülmüş de kahvede böyle bir tutturuvereyim dedim. Hadi. Hayırlı işler. Rüzgar, yalnız mı uçacaksın abi? Aynen, bugün yalnız uçacağım. Şey diyecektim, bir saate kadar bir müşteri gelecek. Onunla uçup iner misin aşağı? Ya kusura bakma kardeşim ya, bugün yalnız uçacağım. Arkadaşları da biraz boşladım zaten. Hayırdır abi? Hayır kardeşim, hayır. Benim şerle işim olur mu hiç ha? Ha, biraz kafa dağıtayım diyorsun ha? Aynen öyle. İyi o zaman, dikkat et. İyi uçuşlar kardeşim. Sağ ol. Bile yok ya. Şuraya bak. Gazoz içiyorlar. İnanamıyorum. Kızım ya, öyle aile çay bahçesi kıvamında bir yer. Ne bekliyorsun? Ay, kim bu yakışıklı buraya geliyor? Lan bize ne ya? Bizim masaya mı geliyor? Güncel. İnanmıyorum. Fettah. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya çok şaşırdım seni gördüğüme. Merhaba, ben Fettah bu arada. Belediye başkanını olayım. Ben de Sinem. Çok memnun oldum. Ben de. Yünce, bunca yıl sonra hangi rüzgar attı seni buraya? Hangi rüzgar attı diye soruyor Günce. Sinem. Babamın işleri dolayısıyla gelmek zorunda kaldık İstanbul'a yakın diye. Çünkü gidip gelmek zorunda. Öyle bir süre buradayız işte. Hoş geldiniz. Ne zaman geldiniz? Dün akşam. Dün akşam bizim nişan vardı. Bilseydim seni de davet ederdim. Kardeşim hatırlarsın. Esra. Rüzgar'la nişanlandırdık onu. Biliyorum. Allah mesut etsin. Ha, duydun demek. Duyduk duyduk. Hatta Rüzgar söylemiş. Ne? Dün akşam yürüyüşe çıktım, tesadüfen Rüzgar'la karşılaştık. O söyledi, o da söyledi yani. Öğrendin demek. Ya bir görsen, o kadar mutlular ki birbirlerine sırılsıklam aşıklar. Arif, ben bir kahve daha alabilir miyim? Geldim hemen. Hoş bulduk Arif kardeş. Bize sormak yok mu bir şey içer misin diye? Bayanların yerinden kalktığın zaman soracağım ben sana Fettah. Burayı iyi. Hem ben sana mı soracağım nerede oturacağımı? Arif'cim sıkıntı yok. Biz de uzun zamandır görüşmüyorduk zaten Fettah'la. Öyle laflıyoruz. Bir şeye ihtiyacınız olursa seslenmeniz yeterli. Bana demli bir çay getir Arif.
önce ne diyeceğim bak, bir ara yemek yiyelim ya. Misafirimiz olun. Ya aslında çok iyi olur. Yeni geldik kasabaya ya biz de. Benim biraz halletmem gereken işler var. Başka bir zaman inşallah, bakalım. Tamam, sen bilirsin. Teklif var, ısrar yok. İnce bu arada söylemeden edemeyeceğim. Çok değişmişsin. Yani eskiden de güzeldin ama şimdi daha bir güzelleşmişsin. Göz kamaştırıcısın. Sağ ol, teşekkür ederim Fetto. Saçlar böyle topuz oldu mu hatta? Böyle toplar. Neyse, ne yapıyorsunuz? Fikri bir dur ya, sağır olacağız sayende. Merhaba Ayin. Merhaba Ayin. Merhaba. Arif! Tıkkın abine bir çay içeyim bakayım oradan. Tamam, bağır ula. Tamam. Ben de işte, ha bunları broşürleri falan ilanlara dağıtıyordum. Ne ilanı bu? Ne olacak? Kiraz Festival. Güzel bayanları görünce tabii. Dedim hani, Kiraz Festivali'ne katılmak isterler çünkü festivalimizde güzellik yarışması da olacak. O bakımdan, sağışlarda böyle bir dopuz yaptığımızın var ya, kesin birincilik falan alırsınız yani bu güzellikle. Fikri, tamam uzatma, anladık. Ben yine bunlardan takdim edeyim size, incelersiniz kendi aranızda. Ay gideriz değil mi kızım? Ay Sinem ya, niye atlıyorsun kızım her şeye? Ne işimiz var bizim festivalde? Biz almayacağız broşür, teşekkürler. Gelemeyeceğiz çünkü festivale. Ya siz de yine bulunsun canım. Hani katılın katılmayın, o ayrı. Ben size bunları bir elinden çıksın. Babası benim başkanım. Fikri. Yani bende kalırsa bunun hesabını sorarım vallahi. Ha, aklımdayken ben size sorayım şey... Burak Kut'un telefonu bulunur mu sizde? Ay nereden olsun Burak Kut'un telefonu bizde? Ay keşke olsa. Değil mi? Değil mi? Sinan. Keşke ben de bulabilsem. Sabahtan beri hani günlerdir böyle. Arıyorum arıyorum da bulamıyorum. Nereden bulacağım ben bu adamın telefonunu? Fikri. Anladım ben. O zaman çok memnun oldum. Köfte çayı iptal. Alayım şunları. Arif onları iptal et. Çayı iptal. Günce, yemek teklifimi kabul etmedin. Bari festivale gelin. Ya geliriz, geliriz. Ay festivale kaçar mı kızım? Bakarız, bakarız. Geliriz, geliriz. Gündendi kasabasının en güzel kızı. Nasıllar bugün? İyi. Ne yaptın? Eğlendin mi akşam? Ya sorma. Acayip eğlendim. O kadar eğlendim ki hala gözüm seyiriyor. Kız sen benimle dalga mı geçiyorsun? Kafayı mı yedirteceksin sen bana ya? Allah'ım eğlendim mi diyor bir de ya. Yani ben Rüzgar'la böyle birbirinize girersiniz, kavga edersiniz falan diye düşünmüştüm ama. Allah Allah. Ne o kız? O kapçık ağızlı uçurtmacının ağzına burnunu dağıtacağım diye mi korktun, ha? Yoksa şimdi nişanlın oldu diye kıymete mi bindi o yıllık? Gören de beni kıskanmaktan öleceksin sanacak. Ha yok yani kız. Kız herhalde ölecek. Ya kızım kıskanıyoruz işte, kıskanıyoruz. Niye inanmıyorsun ki? İyi, inandık. Ha Kudret, bana bak. Ben şu Kiraz Güzeli yarışmasına gireceğim. Ondan sonra yok ben niye duymadım, ben niye bilmiyorum falan deme, tamam mı? Kiraz Güzeli mi? Ah be aşkım, ah be pıtırcığım. Ya ne diye katılırsın şöyle tırıvır şeylere be? Ya sen zaten benim kiraz güzelimsin, üzüm güzelimsin, karpuz peynir, ekmek güzelimsin ya. Yani çıkacaksın öyle ortalığa boş boş. Zaten herkesin gözü üzerinde. Gerçi onlar da haklı yani. Sana bakmasınlar da kime baksınlar acaba? Senden güzelini görmüşler mi acaba? Ya al işte, ya haneden arıyorlar. Ay,
Aşkım abuk sabuk konuşturdun beni. Boş boş vakit kaybettik ya. Şimdi mecbur bizi ayrılan sürenin sonuna geldik. Ne olacak Kudret, ne olacak? Biz seninle hep böyle Bizans harabelerinin ortasında 3-5 dakika mı buluşacağız? Senin yüzünden, senin kafasızlığın yüzünden anca buralarda böyle 3-5 dakika buluşuruz zaten biz. Korkaksın sen. Aşkım tamam tamam sakin ol. Kiraz güzelim, yüzün güzelim. Az kaldı sabret, söz bulacağım bir yolu, tamam mı? Aşkım. Hadi ben kaçtım. Git. Aşk pıtırcığım. Git git. Hadi bay bay. Ay şunların hepsini toplasam bir tane adam etmez ya. Of. Zabıta Fikri. Dev dişleri sıktaştırdım bakıyorum her dakika her dakika. Deri diş değil oğlum. Bu seferki çok daha mühim mesela. Deridin yine sermayeyi. Uzatma lan. Çok önemli açıklamalar bulunacağım. Çok önemli. Gel benimle. Gel gel. Dikkat dikkat. Günden daha oku. Belediyemizin bir sorunu var. Burak Kutum telefonla arıyoruz. Yardımınıza ihtiyacımız var. Kimi? Burak Tut. Kimi? Tut Burak Tut. Tut mu? Ha tut onu aklında tut. Aklında tut onu Burak Tut diyorum. Allah Allah. Tut Mut diye birini tanımıyorsa Allah. Görüyor musun? İktidarınızda halkımın sanatla sanatçıyla bütün damarları kesildi. Hepten. Sizde be kabahat. Verdiğiniz reylerinizi bunlara. Arayın şimdi Kutu Dut'u. Bak 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 hele laflara bak ya. Ağzınız çeksin Allah Allah. Lan nereye koyduysanız oradadır. Belediyenin bu zor gününde hiç ama hiç de sakatlanmaz. Hayır. Oo, merhaba ayın, merhaba. Buyur Fikri Bey. Belediye Hanım. Heh, buyur. Burak Kutu tanıyor musun? Tanımıyorum. Ama tanıyaydım. He. Şaşardım zaten. Ya. Ne bunlar? Mavi boncuklu kolyeler. Zehirli bunlar. Ne diyorsun sen be? Ana. Bunlar zehirli. Bu kolyeler zehirli. Ay ne diyorsun sen be? Ne alakası var be? Kolyeyle zehrin. Bakaros kitli bunlar. Fikri. Bakaros kitli be. Ya çene böyle ha? Böyle kol gibiydi. Ne oldu kaldın dut gibi? Kaldın. Zehirli zühürlü bunlar. Hiç haberiniz yok. Bunlarla ilgili zehirli olmadan dair rapor istiyor. Fikri Bey ne raporu? Öyle. Bunları imha etmek zorundayım. Ve o yüzden tamam mı? Ne yapıyorsun sen be? Rapor gelene kadar imha edeceğim ben bunları. Onu. Eşkıya mısın sen be? Ha, ha? Eşkıya mısın sen? Ha? İsyan mı ediyorsunuz lan? Basarım yuvarla. Geri durun lan. Geri durun. Vallahi basarım yuvarla hepinize ha. Akıllı olun. Bu ne? Bu ne? Lan. Şimdi gidiyorum. Yine geleceğim bak. Yine gel. Yürü lan. Yürü. Şunu da alayım. Dut Burak diye birinin telefonunu bilmiyoruz diye. Şunun yaptığına bak susak ağızlı. Evdeler mi acaba? Baksana, arabaları burada. Pencere de açık. Hadi gel bir kapıyı çalalım. Kimse yok mu? Evde kimse yok mu? Buyurun. Yine mi bakmışsınız beyler? Bu ev sizin mi? Cık.
İnci içeri geç. Bu beyleri tanıyor musun ha? Tanımıyorum. İçeri geç. Ama onlar beni tanıyor galiba. Biz de sizi tanımıyoruz. Geçenlerde gezmeye geldik. Çok beğendik buraları. Sonra ev bakalım dedik. Burası uzun zamandır da boşmuş. Satmayı düşünür müsünüz diye bir soralım dedik. Yok kardeşim, hayır, hayır. Satmıyoruz ev falan. Peki buralarda bildiğiniz satlık bir ev var mı acaba? Yok kardeşim, ev falan yok. Peki, iyi günler. İyi günler. Alacaklar zannettim. Tahmin ettim hayatım. Her şey yoluna girecek, sakin ol, tamam mı? Odadakileri ütüledim, var mı başka ütülenecek bir şey? Anne. Kızım. Odadakileri ütüledim diyorum, var mı başka ütülenecek bir şey? Yok kızım. Ya onları yap yeter. Anne. Sen iyi misin? Hı? İyi miyim acık, benim başım ağrıyor, keyfim yok kızım hadi. Sabah babamla kapıştığınız konu mu? Ya aman anne, ne konusu canım sende? Nereden çıktı şimdi o konu? Anlatmıyorsun ki neydi o konu? 1000 yıllık hikaye, eski, boş ver. Ay anne ya, insan kızından bir şey saklar mı ama? Ben babanı ilk gördüğümde seni yaşlandırdım. O zaman da babam bana aşıktı ama farkında değildi o. Nasıl yani? Babamın sevdiği başka biri mi vardı? İnci. Babam buna bir tutulmuş ki. Hangi İnci? Günce'nin annesi İnci mi? İnci teyze. Sonra bu okula gitti, İstanbul'a okumaya gitti. Orada kurtuldum ben ondan. Oradan da biz zengin adamla evlenmiş zaten. Oktay amca ya. Ama hep baba onun geri dönmesini bekliyordu. Hep gözü yoldaydı. Sen sabah babamla o yüzden kapıştın değil mi? Peki babam sana ne zaman aşık oldu? 'Olmadı ki. Anne, ya çocuk musun sen? 1000 yıllık hikaye bu. Neden bunu kafana takıyorsun? Ne takacağım canım ben? Allah Allah. Eski 1000 yıllık hikayeler. Hadi ütünün başına, hadi. Ütüyü unuttum ben. Ne takacağım başıma ben onu? 1000 yıllık Anladım, anladım ben. Tamam. Arkadaş, ne Burak Kurt'muş be ya? Adam telefon kullanmıyor mu acaba? Yıl olmuş 2015. Bir canlı yayın yapayım bakayım. Gülen çıkar mı? Dikkat, dikkat. Belediyeden duyuru. Belediye... Fikri. Aa, çok sıcak dedim. Serin serin limonata içersiniz diye yaptım, getirdim. Anam. Ne güzel de işte ben de şimdi duyuru yaparım. Rahatsızlık verdim, ben gideyim. Yok aman, olur mu öyle şey? Yok yok, rahatsız ettim, gideyim ben, gideyim. Yok yok, elmasım, olur mu öyle şey? Alırım ben bunu. Limonatayı beraber içelim derim, ne dersin? Gerçekten mi? Vallahi. İçeriz o vakit. Hatta bu anın şerefine bir hediye takdim etmek isterim. Aa,
Fikri. Gel bakalım. Hazır da topuz yapmışsın saçlar. Topuz. Hazır. Dur bakayım ters olmasın. Ters takma. Şöyle. Bakayım. Yakışır elmasıma. Yakışır be. Bak bakayım topuzuna. Çok yakıştı. Çok güzel. Çok teşekkür ettim. Ne diyeceğim ben şimdi anons ettim ya. Ettim. Belediyeden belediyeden diyerek de. Evet. Tamamlayayım mı ben? Geç o vakit. Geç. Rahat mısın? Evet. Bir hissek duyuru yapayım senin için. Yok kendine kadar duyur. Dikkat dikkat. Çok değerli gündemde halkı. Sanatçı Burak Dutun. Kendisini tanıyanların. Ya da telefonu bilenlerin. Belediyemize müracaatı çok çok rica olunur. Eğer yardımcı olursanız bizzat zabıta Fikri Sabit tarafından ödüllendirileceksiniz. Ödüllerimiz bir litre zeytinyağı, yanında da bir kilo zeytin. Vaat etmiyorum, veriyorum. Birinize sunulur. Anonslarımı beğeniyor musun? Güzel anons edersin. Allah Allah. Duyduk duyduk. Tabi bu Fikri hepten kafayı yedi be ya. Ne verecekmiş, ne verecekmiş? Bir kilo zeytin verecekmiş. İçimiz dışımız zeytin mi? Versin bir kilo pasta. İstediği adamın telexinden faksına bütün telefon rehberini getireyim be. Değil mi ya? Selamünaleyküm abiler. Oo aleykümselam Rüzgar. Ne yapıyorsun be ya? Ne yapayım be Fidel abi? İşte yamaç paraşütü kulübünün programını asacaktım da. As be kızarım as. Ben de geleceğim senin oraya uçmaya da korkuyorum. Ne olacak be Çavez abi? Gel uçalım beraber. Nerede? Ben kaldırıma çıksam yükseklik korkusu geliyor be kızarım. Eyvallah. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam Oktay. Hoş geldin be ya. Hoş bulduk be ya. Göremiyoruz kaç senedir seni. Te geldim işte ya. Hoş geldin be ya. Ya arkadaşlar benim bir sıkıntım var ya. Hayırdır? Kaç yıldır eve köye uğradığımız yok biliyorsunuz. Bahçe olmuş orman. Bir bahçıvan mahçıvan tanıdığınız varsa bir yardımcı olsa. Bahçıvana ne gerek var be? Hep birlikte dalıverdik mi? Ha yok yok olmaz öyle şey. Olmaz olur mu? Yaparız bir alt imecesi. Olmaz abicim yani o iş başka bu iş başka. Oktay amca isterseniz ben yaparım. Ha? Rüzgar. Oğlum sen koca adam olmuşsun. Sen nişanlandı bile be. Öyle mi? Tebrik ederim, hayırlı olsun. Sağ olun, ben bahçeye diyordum. Ha yok yok, senin de işin gücün vardır şimdi. Tek genç bunda, bir dağıtılar mı? Peki, günahımız ne olur? Öyle şey mi olur Oktay amca? Olmaz dedim bak şimdi, başkasını bulurum ona göre. Şöyle yapalım, ben işi halledeyim, ondan sonra konuşuruz. Tamam, tek başına mı yapacaksın? Yok, bizim Osman var, iyi çocuktur. Onunla hallederiz. Peki o zaman, anlaştık. Tamam, ben tulumları alayım, Osman'ı bulayım, geleyim. Hadi bakalım, teşekkür ederim. Ne ya? Aleyküm selam. Selamun aleyküm kahve insanları. Aleyküm selam. Duyamadım. Aleyküm selam. Ha yaşa. Toplayın bakayım, toplayın tezgahı ha. Ölçeceğim, biçeceğim şimdi. Haydi bakalım. Kaldırmış galisi mi yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz bakayım? Yok be ya. Fikri Bey vallahi topluyordum ben bunları. Rahat olun Hülya Hanım ya. Ben mavi olsun diye o maksattan kollamak için yani. Yok istemez Fikri Bey. Korktum zaten. Hülya Hanım. Ya kusura bakmayın gerçekten ben korkmak istemedim sizi ya. Kendimi mahvettirmek için. Size şöyle bir hediye takdim edeyim. Ay Fikri Bey, ay ben bunu kabul edemem. Çok pahalı bir şeydir bu. Ne olacak canım? Babamına para mı verdin sanki? Şey yani size layık değil de o bakımdan diyorum. Takılsanız onu boynunuza şöyle bir. Dolasanız yani şöyle. Ay
böyle beni mahcup ediyorsunuz be ya. Aman 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 öldürürüm. Sarşı'da şöyle bir dopuz yaptınız mıydı var ya, on numara olur. Sarşı'da dopuz. Aşıklar da dopuz. Ay, ay teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Şu hale baksanıza. Yıllardır uğramadığımız için her taraf harap olmuş. Harapta ne kelime? Korku filmlerindeki yerlere dönmüş. Köpek bağlasam durmaz burada. Kusura bakmayın. Biraz boş boğazdır ama iyi çocuktur. Siz merak etmeyin Oktay amca. Biz her şeyi hallederiz. Peki. Hadi bakalım size kolay gelsin. Benim biraz işim var. Sağ ol. Sağ ol Oktay amca. Sağ ol. Tamam Oktay amca. Biz hallederizmiş. De bak bak bak. Sen Günce'yi göreceksin diye konta biçtireceksin bütün bahçeyi. Günce'yi de mi acaba? Bak, odası şurasıydı. Eğer değişmediyse evdeyse çıkar bak ya. Ne oluyor? Senin başın bağlı kardeşim. Başka kıza bakmana izin vermem. Sana ne? Bir taş atacağım. Evdeyse çıkacak. Göreceğim o kadar. Ben daha çok senin yoluna taş koymayı düşünüyorum. Konu çekil. Çekilmem. Çekil. Çekilmem. Vururum. Yüze vurmak yok bak. Yüze vurmak yok. Ben yüzümle para kazanıyorum. Saçma saçma konuşma. Çık. Ya kıskanıyor. Gördün mü bak dönmemişler. Hala geziyorlar. Yani. Olsaydı çıkardı zaten. Her yer şey olmuş. Bak bu da kurumuş. Bu da kurumuş. Bu kadar bakımsız olur mu? Aha. Bu ne be? Güncel'in bisikleti. Bitmedi, bakma. Ya ne yapıyorsun? Söylesene. Sabırlı ol. Tamam, açabilirsin. Beğendin mi? Sen bisikletine benim adımın baş harfini mi yapıştırdın? Evet, seninkine de yapıştıralım mı? Olur, tamam. Bırak şu bisikleti be ya. Uğurda olmuş o mort. Sen öyle san. Ne yapacaksın lan? Görürsün kardeşim. Görürsün. Görürsün, görürsün. Almış mort bisikleti. Ya neler oldu bu çocuğa? Hediye. Hoş geldin. Azıcık dinleneyim. Ne var ne yok? Nişan yorgunluğu bitti mi? Kız ölümü gör, doğruyu söyle. Çok altın geldi mi? Çok altın geldi Hediye. O kadar çok altın geldi. Evden çıkarırız altınları, öyle yatarız. Hiçbir şey gelmedi. Keseyi boşaltan mı istersin? Kesenin içine bozuk para koyan mı istersin? Bu kasaba adeta bir dolandırıcılar çetesidir. Ben hiçbir şey anlamadım anacığım. Kasaba değil, aşk gemisi. Hele şu sosyeteler döndü ya. Bizim incileri dersin. Ne? Bunlar Reşat'la yine yürümesinler birbirlerine. Aa, sabah bende karşılaştılar. Akşama bize gel dedi İnci. Hadi be. İster misin bu Reşat İnci'yi hiç unutamamış olsun. Hala sever olsun. Ben bilemem. Günahı boynuna. Benden duymuş olma ama. Ben o elektriği hissettim. Böyle aldım o elektriği. Yukarıdan bana elektrik hop diye iniverdi. Şurada da bir başka elektrik haberi. Ama hemen celallenmek yok ha. Hediye, hava zaten sıcak. Benim sinir sistemim oynadı. Sen şimdi söyle ne söyleyeceksen söyle artık. Bizim Hülya'yla zabıta Fikri'yi fingirdaşırlarken gördüm. Yanlış görmüşsündür. Aa, doğru gördüm.
Öyle havlu mavlu bir şeyler diyorlardı ama... Bak, sen benden duymuş olma. Fikri Bey yapmaz öyle bir şey. Ben inanmam böyle bir şeye. Fikri Bey yapmaz. Ay, biliyorum sana da yeşil ışık yaktığını. Yani arkadaşıma söyleyeyim dedim işte. Çok güzel dinlendim. Sağ ol Hediye. Hayırlı günler. Hoş gelmişsin elmasım. Hiç hoş gelmedim Hülya. Abi niye be? Duyarım zabıta Fikri'ye elektrik vermişsin. Niye verdin? Aa, ne elektriği be? O geldi bana kolye verdi. Ve bana da verdi. Engene aynı. Engene aynı. Fikri bunları benden aldı. E, rapor getir deyip atıverdi ceplerine. Fikri. Bu dünyada incik boncukla tavana asılıp ruhunu teslim edecek tek insan sen olacaksın. Çekil. Aa. İyi. Temizlenmiş bahçe en azından biraz. Ay evet ya, fena olmamış. Yani peyzaj meyzaj derken artık akşamları bahçede takılabiliriz. Kolay gelsin usta. Temiz olmuş bahçe. Rüzgar. Oh oh. Selam. Ne yapıyorsun sen burada? Bahçeyi temizliyorduk. Sen mi? Evet. Yani bu tür işleri genelde burada gençler yapar. Nasıl yani, sen şimdi bahçe falan mı temizliyorsun? Evet. Alnımın teriyle para kazanıyorum. Kötü mü? Aa! O senin bisikletin mi? Aa, evet. Benim bisikletim ama... Ha, bir işim daha var. Söylemeyi unuttum. Arada bisiklet tamir ediyorum. Nasıl yani? Niye yaptın ki sen böyle bir şey şimdi? Anlamadım ben. Buraya dönmüş halde görünce dayanamadım. Ben de sana sürpriz yapayım dedim. Maşallah, geldiğinden beri bir sürü sürprizle karşılaşıyorum zaten. Günce, baksana ya. Çok güzel olmuş bisiklet. Ya baksana işte. Yani ne güzel olmuş. Bayıldım. Çok güzel olmuş. Nasıl gidiyor gençler? Bitti Oktay amca. Biz de gidiyorduk zaten. Elinize sağlık. Çok iyi olmuş. Lafım olur Oktay aga. Biz para için yapmadık Oktay amca. Hoş geldiniz demek için yaptık. Ama belli ki pek hoş gelinmemiş buraya. Para için yapmadık mı? Benim niye haberim yok bundan Rüzgar? Daşmayacağım abla, ha? Kürek var, yer misin? Ha? Ev Osman'a zaten, ev Osman'a. Osman'a yürü. İki kuruş kazanmasın Osman hiç. Düşünün. Hiç konuşmasın da ev öyle zaten. Halkımın gerçek başkanı. Sen bilirsin, dört harfli kümes hayvanı. Oroz. Eminsin? İndi de olabilir. Şaşırtmacalı olabilir diyorsun. Bırak Allah sen şu bulmacayı. Trakya baskılarında hep aynı soru. Fıkra gibi olduk ya. Güldürme kendimize Allah'a sen. Ya Allah Allah. Zaman geçsin içindir diye be ya. Bana ne kızıyorsun? İki hayvan için kalbimi kırıyorsun başkan. Şişt. Şişt. Ha. Aklıma bir şey geliyor ama. Hayırdır? Bizim Fikri var ya. Var. Burak Kut'un telefonunu arıyordu ya. Arıyor. Verelim mi? Verelim. Başkan, sen Burak Kut'u tanımıyor musun ki? Burak Kut'u tanımıyorum ama Büyükşehir Belediye Başkanı Burak Ergene'yi tanıyorum. Vereyim mi telefonumu?
Bırak Kutla, bırak Ergen'e. Ne alaka, ben anlamadım ki başkan. Allah Allah. Delirdi gitti koca adam ha. Başkan dur, bekle ben de geleyim. Kızım, niye ters davranıyorsun çocuğa? Bak ne güzel uğraşmış işte. Ya al senin olsun çok istiyorsan. Ay. Sen basbayağı kıskanıyorsun Rüzgar'ı. Ah, romantik komedi filmleri gibi. Zengin kız kasabaya döner ve taşralı gencin nişanlandığını öğrenir. Üf Sinem ya. Ay tamam be, biniyorum ben. Sen de gelsene kızım. Ay yok istemiyorum ben, sen git. Tamam, sen bilirsin. Alo, belediye zabıtası Fikri Bey'le mi görüşüyorum? Evet, evet. Fikri ben, buyurun. Ben ajanstan arıyorum. Siz Burak Kut'un telefonunu arıyormuşsunuz. Ajanstan? Vallahi. Kardeşim ben Burak Kut Bey'in telefonunu arıyordum nice zamandır. Yeminle. Vallahi vallahi yeminle ya. Bak görüyor musun, kalbim temiz kalbim. Hemen, hemen, hemen. Telefonunu arıyor bana, bana. Kalemimi kağıdı mı? Çıkar, söylesin. Söyle kardeşim. Söyle. Heh. 45, 63, 96. Burak Kut Bey'in numarası değil mi bu? Sağ olun, sağ olun. Ve başkanım hemen arayacak kendisini. Hiç merak etmeyin, hiç merak etmeyin. Saygılar, saygılar, saygılar. Allah. Koskoca Burak Kut'un numarasını buldum ben. Yeminle. Sadece bende. Bende. Artık başkanım beni şöyle bir baş sabıda yapa. Fikri, baş sabıdasın lan. Düşünsene. Terfi edeceğim. Lan kendine gel, gerizekalı. Sen zaten bir tane baş sabıdasın. Başkanım. Başkanım. Rüzgar. Esra, ne yapıyorsun sen burada? Kalp kalbe karşıymış, ben de sana tam bu soruyu soracaktım. Oktay amcaya yardıma gittik kornetle. Bahçelerini falan temizledik işte. İyi. Peki niye böyle suratın asık senin? Hayır, sana öyle gelmiş. Ben nişanlımı tanırım, bir şeye canın sıkılmış senin, ne oldu? Oktay aga yövmiyemizi vermedi de ona canı sıkılmıştır. Ha, tamam. O zaman hadi senin keyfini yerine getireyim ben. De doğru, biz senin keyfini yerine getiririz. Kornet sana ne oluyor? Ben nişanlımla yalnız kalamayacak mıyım? Çekilsene şöyle kenara. Aman yemedik nişanlını, al. Ben de Selda'cımla yürürüm. Nasılsın kız? Ne yapıyorsun be? Tebrik bana aşık. Yazık be. Başkanım, bu sene Ciraz Festivali'nde farklı mıyız yoksa hep aynı mıyız? Hep aynı olur mu be? Hep aynı olur mu? Hep aynı olursa öteki partilere benzeriz be ha. Bizim iktidarımız da festival için sanatçıyı Küba'dan getirtecek. Hem de bu hani Füsto diye bir kulüp var, güzelleştirme derneği. Onu getireceğiz, şart olsun. Ufak atında civcivlerdeyiz be ya. Görürsün bak, görürsün. Adamlar zaten 100 yaşında, şimdi olmuşlardır 120. Siz onları uğunca yoldan getirtip sahneye çıkaracağınıza sağlık memuru Hüseyin'e götürürsünüz direkt. Görürsün sen, görürsün. Bu sene festivalde sahneye çıkaracağım sanatçının adını duyunca dibiniz tavana vuracak. Aman yavaş vursun, yavaş. Görürsünüz bak. Başkanım! 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 Ne oldu Fikri? Buldum, buldum. Telefonda da oldu. Kimin telefonda oldu be ya? Burak'ın. Ver hemen, ver. Ver çabuk ver. Ver, 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 ver. 96. Çala, çala. Alo. Bak, sesi dışarı alırım. Alo. Alo, alo. Burak'cığım, ben Servet abi. Servet abi? Duydunuz değil mi Servet abi dedi?
Servet abi nasılsın, iyi misin? Hangi Servet abi? Gündendi Belediye Başkanı Servet abim be. Ne için aramıştınız Servet Bey? Şakacı çocuk, şakacı hasma. bıraksam, bizim burada kiraz festivali var da... ...böyle derim hani gelip iki şarkı patlatsan da keyfimizi bulsak, neşemiz yerine gelse derim. Siz hangi Burak'ı aramıştınız Servet Bey? Burak Kutu ararım, sen kimsin? Servet Bey, Servet Bey, ben Burak Ergen'e. Büyükşehir Belediye Başkanı Burak Ergen'e. Saygılar, hürmetler sayın başkanım. Başkanım, şaka. Sağlıklı günler dilerim sayın başkanım. Kim verdi bu telefonu sana? Ajanstan aradık dediler. Halkın parasını çarçur edersen böyle rezil olursun. Seçilmiş başkan. Çömez, geberteceğim seni. Ne işimiz var burada İsrail? Sabah erken kalkacağım, işim gücüm var benim. Biz genç değil miyiz? Bak yaz, insanlar eğleniyor filan. Hem benim seninle konuşacaklarım var. Yine İstanbul meselesini açmayacaksın değil mi? Yok. Güzel. Yani bari ses yarışmasına başlamak için gitseydik. Esra. Tamam. Bak ateş yakmışlar. Hadi gidelim ateşin yanına oturalım. İyi tamam. Bunların ne işi var burada? Vay vay vay. Çifte kumrular sahilde. Selam Fettah. Otursanıza. Olur, oturalım. Sen de dünden razıymışsın ha. Değil mi adam? Oturalım. Bak zaten en mutlu günümde hırgür çıkardınız. İkinize de küseceğim. En mutlu günüm derken? Nişan. Ya ben enişteme hiç küser miyim be? Ama yakında akraba olacağız. O gidiyor yine köfte tarifi savunuyor bana karşı. Ben haklının yanındayım Fettah. Sen haklı ol, senin yanında olayım. Ama bugüne kadar daha hiç haklı olduğunu görmedim. Orası ayrı bir mevzu. O ne demek şimdi? O gitar mı o? Kudret arkadaşım gitar getirmişsin. Demek ki bir şeyler çalıp söyleyeceksin. Hadi söyle. Hadi çalalım bakalım. Aa, Günce değil mi o? Gelsenize. Merhabalar. Hiç rahatınızı bozmayın. Biz öyle bir yürüyüşe çıkmıştık. Ya olur mu öyle şey canım? Hadi bize katılın. Hoş geldin Günce. Hoş bulduk. Ha bu arada bahçede karşılaşmıştık ama tanışamadık. Ben Rüzgar. Ha ben tanıyorum sizi. Günce devamı bahsediyor. Ayakta kaldınız, otursanıza. Ay hiç rahatsız etmek istemiyorum sizi. Hem belki nişanlılar yalnız kalmak istiyorlardır. Yok canım ne rahatsız, olur mu öyle şey? Lütfen buyurun. Şimdi biz nişanlı olduğumuz ve akabinde evleneceğimiz için zaten bir yastıkta kocayacağız. Birbirimizden sıkılmayalım. Oturun siz, sıkıntı yok. Oturun siz. Ay kızım gitar falan da var ya. Hadi oturalım biraz eğleniriz. Ay aslında çok vaktimiz de yok ama neyse hadi 5 dakika oturalım. Biz tanışmadık bu arada. Kudret ben. Aa, ben de Sinem. Çok memnun oldum. Ben de Esra. Nişanlım Rüzgar. Abim Fettah, tanıştınız mı? Tanıştık. Gündüz Köfte Arif'in kafesinde buluştuk Günce ve Sinem'le. Ha, buluştunuz demek. Yani aslında buluşma gibi sayılmaz ama işte. Ya ben Fettah'ı o kadar uzun zamandır görmüyordum ki yani. O yüzden bugün böyle bir buluşup hasret giderdik. 10 yıl oldu Günce. Özleyen görmeye gelirdi. Ay hiç kısmet olmadı ki. Yani ben de zaten göreceğimi gördüm dün akşam. Çok mutlu oldum sizin adınıza Esra'cığım. Tebrikler tekrar. Samimiyetine inanıyorum Günce. Teşekkür ederim.
Gitar sizin mi? Evet benim. Ben bayılırım gitara. Çalsanıza bir şeyler. Böyle güzel bir hanımefendinin isteğini nasıl geri çevirebilirim? Sizin için zevk açalım. Hadi Kudret arkadaşım çal söyle bir şeyler o zaman. Hangi şarkı çalayım? Bizim şarkımızı çal. Ne demek bizim şarkımız? Anlatayım hemen ne demek istediğimi. Rüzgar'la benim şarkım. Ne alaka? Bizim şarkımız mı var? Var. Ama sen henüz bilmiyorsun. Çünkü sana söylemedim. Seçtim ben. Nişanlın her şeyi düşündü. Şarkımızı seçtim bile. Şimdi söyleyeceğim. Söyle o zaman. Neymiş? Evet. Söyle. Neymişsin şarkınız? Gurur benim neyime. Sonradan gelir hep aklım başıma. Kaldı yine ismin dilimin ucunda. Sonradan gelir hep aklım başıma. Baktım kaldım gözlerinin içine. Kaçırdın gözlerimi, bıraktım ellerimi. Sana ne şiirler ne şarkılar yazdım ama diyemedim gitme diye. Olmadı yapamadım adam gibi unutamadım diyemedim bitti diye. Gel de sen geleceğim, hadi git de ben giderim. Sevmesen de seveceğim, gurur benim neyime. Kim ne derse desin, söz geçmiyor ki dilime. Kapanırım dizlerine, gurur benim neyime. Gel de sen geleceğim, hadi git de ben giderim. Sevmesen de severim, gurur benim neyime. Kim ne derse desin, söz geçmiyor ki dilime. Kapanırım dizlerine, gurur benim neyime. Kapanırım dizlerine, gurur benim neyime. Vallahi ne güzel oldu geldiğiniz. İnsan böyle eski dostları görünce daha önce niye gelmedik diye düşünüyor. Öyle değil mi canım? Evet ya. Biz niyeyse her yaz yok Alaçatı'ydı yok Bodrum'du diye buralara gelmemişiz. Ne çok zaman kaybettik. Bodrum neymiş be? Bodrum neymiş? Tatil deyince insanın aklına gündemdi gelir. Yakında Şiraz Festivali'nde yapacağız. Ah keşke daha önce gelseydik diyeceğiniz. Selma'cığım, keki beğendin mi? Olmuş olmuş, ellerinize sağlık. Pek güzel olmuş. Afiyet olsun. Aa, sizin ailenin eli lezzetlidir. Nenen çok güzel güreşeri yapardı. Çocukken yerdik, hiç unutmam. Çocukluk işte. Çocukluk dedik, delikanlılık dedik. Biz de kızanlara nişanladık. Belki duymuşsundur İnci'ciğim. Duydum bugün Reşat söyledim. Tesadüfen öylesini öğrendim yani. Meydanda karşılaştık da öyle öğrendim. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Allah devamını erdirsin inşallah. Amin. 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 Sizin Günce'yi gördüm. Çok güzel bir genç kız olmuş. Yok mu bir sözdür nişandır? Yok canım, o daha küçücük zaten. Onun okulu daha yeni bitti. Öyle demeyin can. Öyle deme. Küçükten bağlayacaksın başını. Yoksa Allah korusun bak. Oktay'cığım. İşler nasıl?
Vallahi pek iyi değil. Bakalım, bekliyoruz. Sizinkiler nasıl? Ya bizde de biraz durakladı ama şimdi iyi. Dünürüm sayesinde inşallah çok güzel işler yapacağız. İnşallah. Olacak elbet, olacak elbet. Çok büyük işler yapacağız Dünürüm'de. Çay çok güzel olmuş, elinize sağlık. Afiyet olsun. Ne oluyor Günce? Ne oluyor? Ne oluyor? Bütün gece Rüzgar'la birbirinize laf sokup durdunuz. Ya önce o başlattı, görmedin mi? Bütün gece uğraştı benimle. Yok özleyen gelirmiş, yok bilmem neymiş. Kendini beğenmiş taşralı. Hayır yani anlamıyorum ki, beni kendisine aşık mı zannediyor, nedir? Vallahi onu bunu bilmem şekerim ama... İkiniz de birbirinize karşı boş değilsiniz. Ay saçmalama Sinem ya. Ne işim olur benim onunla? Zaten nişanlanmış gitmiş. Hiç işim olmaz. Hem sen onu bunu bırak da gözümden kaçmadı. Ne iş Kudret'le bir ilgiler, bir alakalar? Ay yok canım, ne münasebet. Yani ben şimdi gitar falan seviyorum ya. Bir de öyle ortağım falan olunca yani bir an şey oldu öyle. Ondan yani. Tabii tabii yani ondan. Ha gitar da yenmez ama. Hadi yiyelim bakalım. Aman boşuna uğraşıyorum zaten kızım. Esra ile Kudret arasında bir şey var. Nasıl yani? Birbirlerine nasıl bakıyorlar görmedin mi? Kızım Esra Rüzgar'la nişanlandı, farkında mısın? Ne fark eder? Ben gördüğümü söylüyorum şekerim. Aman göstereceğim ben sana. Kadınca bir his benimki kızım, kadınca bir his. Ya bütün gece çimdikledin beni. Şuraya bak ya. Acıyor resmen her yerim. E hak ettin ama sen de. Günce sürekli Rüzgar'dan bahsediyor dedin ya. Ay. Pot kırdım değil mi? E kırdın tabii. Hayır anlamadım ki. Ben sana sürekli Rüzgar'dan mı bahsediyordum? Ay bunu söylerken bile Rüzgar diyor kız. Ay, bir düşün bakalım. Ay tamam Sinem. Hadi yürü kızım. Geç kaldık, eve gidiyoruz. Ay tamam be. Çekiştirme. Vallahi. İçim ağrıdı. Ne kasıntı, soğuk soğuk bir muhabbetti abi bu ya. Doğru söylersin ama bir hoş geldine gitmek lazım. Eski dostlar neden olsa. Doğru söylersin. Ulan! Ay ne olur. Ne o? Ne görürsün? Benim beldemde izinsiz ilan yapmıştır bak ha. Ben şimdi gösteririm sana. Abi ne yaparsın? Abi ne yaparsın? Adam sana... Abi ne yaparsın? Öldürme. Öldürme. Yok be. Abi öldürme. Kimsin sen be ya? Oh. Fikri ne yapıyorsun sen burada be ya? Fikri. Bey. Başkanım sen ne yapıyorsun? Misafirlikten geliriz, sen ne yapıyorsun? Ne yapayım, hep aynı be. Ya manyak mısın sen Fikri? Gece günü burada ne yapıyorsun? İlan. İlan başkanım. İlanları yapıştırıyorum. İlan mı? Burası Redkit kasabası mı? Adam kanun kaçağı mı? Kalk hemen toplanlar, hadi, hadi. Ya başkanım sen dedin adamı ara diye. Ya adam gelecek buraya, bakacak bunları görecek. Ben kanun kaçağı mıyım diyecek. Hepsini topla, hiçbiri kalmasın. Söktüm, söktüm, ta. Tövbe, tövbe. Allah Fikri'si. Beste Fikri'yi, uysun gözünü. Öyle. Ses. Şurada topuz yapmış. Ölürüm topuz. Hadi afiyet olsun. Aha, on adımda yaz güzelliği. Esra kız, sen dün de şunu giyin mi? Şu. Ay. Ay ben zaten seni kandırdım. Baksana şunun renklerine, köylü gibi. Yenge, var mı isteğin? Selda Sultan, senin var mı isteğin? Hey. Lan cezanı vermesin. Nasıl karışmış bu be? De şey yap. Onu bırak öyle. Balıkların şöyle bir kafası karışsın. Gelirler o zaman belki be ya. Aman ne komiksin, ne komiksin. Sen yapıyorsun ya şaka. Sen yapıyorsun. De git suçluk ağzı. Selam çocuklar. Vay vay, hoş geldin. Arif'cim bu şezlong boş mu acaba? Yenge sana hepsi boş. Buyur geç otur. Ay şezlongsuz yatamaz haspam.
Burcu, sana yenge mi dedi? Aman buranın hitap şekilleri işte ya, boş ver. Ay burası çok retro ya. Evet. Yani biraz metro. Ama aslında iyidir. Rahattır yani. İnsanlarımız sıcaktır. İşte burası da bizim ekmek teknemiz. Ama şimdi şöyle bir baktım da hanımefendi. Baya baya metro be ya. Geçin geçin, buyurun oturun. Oturun yenge. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz sosyete takımı. Yanıp yanıp yarışmaya hazırlanacaksanız hiç boşuna uğraşmayın derim. Yarışmanın birincisi belli. Esra. Sana da merhaba Serdacığım. Biz çok iyiyiz. Sen nasılsın? Ay buyurun, pardon pardon hanımefendi. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Lütfen buyurun oturun. Sağ ol. Merhaba Sinem Hanım. Merhaba. Otur, otur. Çok eğlenceli burası. Gidi gidi. Hepten rezil oldu Fikri, hepten rezil oldu. Allah'tan ümit kesilmez başkanım. Bu polyanacılığın beni öldürecek Fikri, öldürecek. Polyana? Kadın kadın topuzlu. Ha. Başkan, ne canını sıkıyorsun? Bu festivalde sanatçısız oluversin. Hem sana sanatçı mı yok? Denizde kum, sen de sanatçı. Ya halkın gerçek başkanı. Ben diyeyim ki sahneye bu Fikri çıksın ha. Onun sesi de güzelmiş. Bırak Kut'un yerine. Fikri dur. Tamam. Hadi, hadi yürü. Yürürsün değil mi? Herkes dalga geçer. Rezil olduk gele güne be. Bir türlü şu Burak Kut'u bulamadık gitti be. Başkanım her tarafa baktı. Bak, bak şimdi de Florence Nightingale'e başlar. Merhabalar. Ya burada bir yamaç paraşütü kulübü varmış. Nasıl gidebilirim acaba? Bak kardeşim şimdi buradan gidersin. Sağa sapa. Bak tut. Ya Fikri bitti o iş. Bitti, unut. Bırak tut. Ya manyadı mı sen Fikri? Git sağlıkçı Hüseyin'e söyle, bırak, sana ilaç yazsın. De bakın sana başkanım. Bırak tut bu. Bırak tut. Allah, Allah, Allah. Burak'ım, Kut'um. Hoş geldin. Allah, hoş geldin. Aman abi. Hoş geldin Zerfan, gel hadi gel. İp. Hayatta bırakmam, gel. 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 Hoş geldin be, hoş işte Burak Kut be ya. Bırak dur. Evet. Gördüğünüz gibi bu başkan verdiği sözü tutar. Burak Kut'u getireceğim dedim. De kendisi geldi be ya. Hoş geldin Zekim Bey. Bu da bazı arkadaşlara kapak olsun, kapak. Yamaç paraşütü. Sen hele gel benim yamacıma, önce festival yapalım. Bundan sonra bu yamaç paraşütü yaparız veya söz benden sana başkan söz. Hoş geldin, hoş geldin. Burak dur, Burak dur, Burak dur, Burak. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Selam. Selam. Biz yamaç paraşütü yapmak istiyoruz da kimle görüşebiliriz acaba? Eğer tek kişilik uçuş yapmak istiyorsanız bunun için daha önce eğitim almış olmanız gerekiyor. Fakat tandem uçuş yapabilirsiniz hocalarımız eşliğinde. Nasıl yani? Ne demek tandem? Daha önce yamaç paraşütü uçuşu yaptınız mı? Yok, hayır, bu ilk olacak. Anladım. İsterseniz hocaya haber vereyim ben hemen. İsteriz, isteriz. Ama önce ben uçacağım. E tamam, önce sen uç. Hem sana bir şey olmazsa ben uçarım, tamam. Aa, çeşnici başındayım kızım ben senin. Ya deli misin kızım ya, Allah korusun. Tamam, hocaya ben haber vereyim o zaman. Sonra gelip sizi hazırlayacağım. Tamam, tamam şahane. Rüzgar, hocam hazırlan hadi. Tandem uçuşun var. Kimle uçacağım? Şu sağdaki kızı görüyor musun? Ha, sağdaki mi? Hı hı. Tamam, sen hazırla. Tamamdır hocam. Geldiğinden beri bir tavırlar bir havalar. Şimdi elime düştü işte güncel. Kızım emin misin ya? Bak vallahi korkmaya başladım. Ya kızım dur, korkutma beni ya. Tamam. Bunu da takalım. Hazırız. Evet, şimdi tek yapmanız gereken sadece koşmak. Geri kalanını hoca halledecek. Tamam. Kaskımızı da takalım. Evet. Ya
kolu buradan geçirelim. Ay dikkat edin. Tamam merak etme. İyi uçuşlar. Sinem? Aa, Kudret. Ne işin var senin burada? İleride bir restorana ayağı bıraktım, şimdi dönüyordum. Sen ne yapıyorsun? Bırakayım istersen şey. Ha, yok yok, cesaret topluyorum ben. Cesaret? Hı hı. Ya aslında ben de uçacaktım ama... Açıkçası pek gözüm yemedi. Baksana Günce'ye. Gözünü kararttı, uçuyor vallahi. Günce mi? Evet. Vay. Demek gözünü kararttı, uçuyor ha. Rüzgarlı hem de. Ha? Hava rüzgarlı, güzel olmuş. Ha. Bir şey bu. Ya her şey ne kadar da küçük görünüyor. Aynen öyle. İnsan havadayken bütün derdini, sıkıntısını unutuyor. Rüzgar? Anlamadım. Bana bak Rüzgar, yalan söyleme. Sen misin? Bana hocam demeniz gerekiyor Günce Hanım. Allah kahretsin ya, seninle mi uçuyorum ben? Maalesef benim. Ama merak etme, eğitmen belgem bile var. Ha bir dakika, sen bizim bahçeyi falan temizliyordun. Bahçe işleriyle uğraşmıyor musun sen? Evet, arada insanlara yardım ediyorum. Ama asıl mesleğim yamaç barışçı pilotu. Peki bana bunu niye şimdi söylüyorsun? İnmek istiyorum ben. Tamam tamam, ineceğiz. Ben de sana pek meraklı değilim zaten. İnmek istiyorum. Hemen indirir misin beni lütfen? Tamam. İneceğiz. Rüzgar, beni duyuyor musun? Efendim Ferdi. Bulutlar gelişti. Oranj biliyorsun. O gelmeden biz inmiş oluruz, merak etme. Hayır yani sen şimdi kiraz güzeli seçmek için niye yarışma yapıyorsun? Yani burada duruyorum. Gel direkt seç beni. Alo. Pıtırcığım. Ne istiyorsun? Aşkım benim senden başka ne isteğim olabilir ki? Tabii ki seni istiyorum. Tamam Kudret, evet. Benim elim kolumu vıcık vıcık kapatıyorum. Sonra görüşürüz o zaman, değil mi? Hadi ya. Tüh. Demek bomba haberi duyamayacaksın. Neymiş bomba? Neyse ya, işin varsa sonra konuşuruz aşkım. Kudretciğim söyle, neymiş bomba? Evet dinliyorum. Eh, madem ısrar ediyorsun o zaman söyleyeyim. Senin bu yıllık nişanlın şu anda kimle uçuyor bil bakalım. Benimki? Ha, Rüzgar, evet. Kimle uçuyor? Öğrencisiyle falan uçuyordur. Kimle uçacak? Kim? Heh, kim? O zaman bir ipucunu hak ettin. Söylüyorum. Söylüyorum. Baş harfi Günce. Ne? Ya işte. Bir dakika. Sen nereden duydun bunu? Nerede gördün? Gördün mü onları? Neyse aşkım. Zaten senin işin varmış. Ben de kapatayım. Bir dakika Kudret. Hadi sonra konuşuruz. Öptüm ki bye. Bir dakika sen nerede gördün, bir anla. Sizin şimdi yanınıza gelmez mi? Ya inmek istiyorum Rüzgar, duymuyor musun beni? Ya ne oluyor? Bir şey yok. Merak etme. Ya sen kalk İstanbullardan buralara kadar gel. Bul benim nişanlımı, sarıl ona, uç havalarda. Ya ben delirmeyeyim de kimler delirsin, ben delirmeyeyim. Bunlar mı? Vallahi tam göremiyorum. İnşallah onlar değildir. Bana biraz samimi geldi. Selda, bunlar havada aynı paraşütle. Onlar samimi olmayacak. Kim samimi olacak? Sarılıp uçuyorlar zaten. Delirtme beni, delirtme. Sus. Tamam sus dedim ya. Allah kahretsin. Bak şaka yapıyorsan konuşmam seninle bir daha. Ben bu konularda şaka yapmam Yunca, tamam mı? Sadece tedbirli olmamız lazım. Sakin ol. Ya ne var, ne oldu? Şey, paraşütte küçük bir problem var, o kadar. Acil iniş yapmamız gerekiyor, anladın mı? Rüzgar çok korkuyorum. Korkma, bak ben yanındayım. Sen sıkıca tutun ve sakin ol. Sadece bana bu lazım, sakin ol, anladın mı beni? Hocam, Ferdi mi? Duyuyor musun? Evet Ferdi, dinliyorum. Rüzgar'la olan telsiz bağlantısını kaybettim. Ulaşamıyorum kendisine. Rüzgar'ın paraşütü görüş alanında mı? Hayır, görüş alanından çıktı.
Hemen arama kurtarma ekiplerine haber verelim. Anlaşıldı, tamam.